Bir gönül verdi bana, hademeden hayran olur. Hak bir gönül verdi bana, hademeden hayran olur. Bir dem gelir şadam olur, bir dem gelir giryan olur, bir dem sana. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam 622 yılında Mekke'den Medine'ye hicret ettiğinde akabinde hicret eden muhacirler ile ensarı muahat denilen birbirleriyle kardeş yapmıştır. Kardeş ilan etmiştir. Mekke'den hicret eden muhacirler ile Medineli olan ensarı böylece birbirleriyle dindeki kardeşliliğini tesis etmiştir. İlk yaptığı Efendimizin icraatlarından birisidir. Bununla beraber yine Osmanlı'daki ahilik teşkilatı da bir derece esnaflar arasında kurulmuş olan bir kardeş teşkilatıdır. Yani Üstad'ın 22. mektupta ayet-i kerimenin ışığında müminler madem imanları var, iman cihetiyle birbirleriyle kardeştirler. Yani binlerce, yüzlerce, onlarca ittifak noktaları hep onlara o kardeşliği gerektirir, mecburi kılmış olur adeta. Ama kin ve adavet beslemenin ne kadar insafsız olduğunu birkaç cihetle ele alıyordu üstad. Bunlardan dördüncü veci. Hayatı şahsiye nazarında dahi zulümdür. Mümine kin ve adavet ve düşmanlık beslemek. Şahsi hayat açısından da zulümdür. Şu dördüncü veçin esası olarak birkaç düsturu dinle birincisi. Sen mesleğini ve efkarını hak bildiğin vakit, mesleğim haktır veya daha güzeldir demeye hakkın var. Fakat yalnız hak benim mesleğimdir demeye hakkın yoktur. Zaten bütün sıkıntılar da buradan çıkıyor. Benimki hak, seninki batıl. Benimki gerçek, seninki sapık, bozuk. Bu manada yani tamamıyla kendi mesleğini hak görüp de karşıdakini batıl görünce zaten iş baştan kopmuş oluyor. Ha, anlaşıldı deniliyor. Artık ondan sonra diğer noktalarda birleşilmesine anlamda bir manada katılamıyor. Çünkü bir kere baştan o bağlantı noktası kesilmiş oluyor. Karşıdaki otomatikmen batıl durumuna girmiş oluyor. Ve aynı rida an külli aybin keliyle ve lakinne aynı suhdi tübdül mesaviye. Bu bir kuraldır. Yani hakikaten bir insanın rıza nazarıyla bakıldığı zaman insan yani diğer hayvanlardan yani çakal olsun, hangi hayvan olursa olsun yavrusunu elbette ki bülbül gibi görür. Onun için bir şey rıza, memnuniyet nazarıyla bakıldığı zaman bütün ayıpları örter. Ama kin ve düşmanlık nazarıyla bakıldığı zaman o zaman ne yapar? Yedi sülalesinin ayıbını, noksanlıklarını, bütün günahlarını ortaya döker. Sırrınca insafsız nazarın ve düşkün fikrin hakem olamaz. Başkasının mesleğini butlan ile, sapıklıkla itham ederek mahkum edemez. O zaman ne diyecek? Yani bu manada benim mesleğim haktır, güzeldir ama sadece hak ve güzel benim mesleğim değil. Yani kendi mesleğine inhisar etmeyecek hakkı ve güzelliği. Yani bir de şu da var. Aslında insanlar onu bilmesi lazım. Yani bu manada bütün meslekler içerisinde herkesin terzi olması, herkesin berber, herkesin öğretmeni, herkesin mühendis, herkesin göz doktoru olmasına gerek yok ki. Yani tamam da diğer boş alanlar var. Onun için bir Müslüman bulunduğu konum itibarıyla İslam'ın önemli bir noktasını dolduruyorsa Allah ondan razı olsun. Benim ulaşamadığım noktaya bir diğeri ulaşıyorsa Allah ondan razı olsun. Bir dernek çağırmıştı beni. Oraya sohbete gittiydim. Orada Allah razı olsun davet eden şunu dedi. Hocam biz daha önceleri gerçekten dedi istiyorduk ki herkes bize gelsin. Ama şimdi o durumdan vazgeçtik. Gayet mantıklı ve güzel. Hakikaten o hata bütün cemaatlerde vardı. Yani işte benim cemaatime gelsin, benden olsun, bende bulunsun, oraya gitmesin gibi bu gibi hırs durumları Müslümanlar arasında inşikaka ve Allah korusun nifaka, ayrılma, bölünme, parçalanmaya neden oluyor. Oysa elinden tutulması gereken milyarlarca insan var. Kurtarılmasını bekleyen milyarlarca insan var.
Kendisine ulaşılması gereken, yardım edilmesi, anlatılması gereken milyarlarca insan var. Yani o manada insan ulaşmak isterse çok ulaşması gereken, ulaşacak durumda olan insanlar var. Oraya ulaşsın. Bir rekabet ile illa bana gelsin, sen sapıksın gibi ifadeler maalesef müminler arasındaki o kardeşliği zedeleyen sebeplerden en önemli faktör. İkinci düstur senin üzerine haktır ki her söylediğin hak olsun. Fakat her hakkı söylemeye senin hakkın yoktur. Her dediğin doğru olmalı fakat her doğruyu demek doğru değildir. Niye? Çünkü zira senin gibi niyeti halis olmayan bir adam nasihatı bazen damara dokundurur, aksül amel yapar. Yani söylediğin doğrudur. Aynen gerçektir. Fakat hani kör adama hey kör buraya gel demenin mantığı yok ki. Şimdi o adam sana kısa bağırsa kavga etse ya ben yalan mı söyledim doğru adam kördü hey kör buraya gel dedim. Şimdi demek ki bu manada da buna benzer çok örnek verilebilir. Yani illa karşıdaki bulunan bir insanın söylenildiğinde hoşlanılmayacağı bir sıfat onda var diye söylemek ile elbette ki doğru bir iş yapılmış olmaz. Üçüncü düstur. Adavet etmek istersen, düşmanlık yapmak istersen, kalbindeki adavete adavet et. Hakikaten ölçüye. He, o düşmanlığın kendisine, o düşmanlık duygusuna düşmanlık besle. Yani karşıdakine değil de o düşmanlık duygusuna düşmanlık besle. Ki karşındaki bir mümin ise onun refine, kaldırılmasına, sökülüp atılmasına çalış. Hem en ziyade sana zarar veren, nefse emmarene, o kötülükleri emreden nefis Yusuf Aleyhisselam'ın dediği gibi innen nefsele emmaratun bisu illa ma rahime rabbi. Muhakkak ve elbette ki nefis kötülükleri emreder. Ama ancak Rabbimin rahmet ve merhameti himayesi müstesna. Ve hevai nefsine adavet et. Yani kötülükleri isteyen, kötülükleri arzu eden nefsine adavet, düşmanlık et, ıslahına çalış. Niye? Men ittehaze ilahehu hevahu. Çünkü her nefis kendi heva ve hevesini, istek ve arzularını kendisine ilah edinmektedir. Fakat hâbe men dessâhâ, yine nefsinin desisesine kapılmış olan insan, zararda olan insandır. Omuzur nefsin hatırı için müminlere adavet etme. Yani o sırf nefsini memnun edecek diye. Eğer düşmanlık etmek istersen, kafirler, zındıklar çoktur. Onlara adavet. Öyle ki hakikaten onlara adavet edildiği zaman zaten mümine düşmanlık beslemeye zaman vakit kalmıyor. Çok. Sürüyle. Kafirler, zındıklar, hainler çok. Onlara düşmanlık besle. Mümin kardeşine besleyeceğine. Evet, nasıl ki muhabbet sıfatı muhabbete layıktır. Yani sevginin kendisi sevgiye layıktır. Öyle de adavet hasleti, yani işte bulunan o düşmanlık duygusunun kendisi, her şeyden evvel kendisi adavete, düşmanlığa layıktır. Eğer hasmını mağlup etmek istersen, fenalığına karşı iyilikle mukabele. Eğer düşmanını yenmek istiyorsan, fenalığına karşı iyilikle mukabele et. Ki burada Üstad onu da, Risale-i Nur'da aynı şekilde onun da yeri gelince de ifade etmeye çalışacağız. Mesela bir bağlantı kuraraktan ifade etmeye çalışayım. Hazreti Ali bir düşmanı yere yatırıyor, öldürecek. O sırada düşman hızlı öldürsün diye bunun yüzüne tükürüyor. Hazreti Ali bırakıyor. Adam şaşırıyor. Yani hayrola ben beni çabuk öldüresin, eziyet çektirmeyesin diye yüzüne tükürdüm. Beni niye öldürmedin? Ben seni Allah için öldürecektim. Fakat işin içine nefsim karıştı. Bir düşmana bile nefsim karıştı. Bunun üzerine o adam ne oluyor? O düşmanlık bu sefer iyiliğe dönüyor. Madem dininiz bu kadar samimi, saf ve berrak hakikattır, o halde o din haktır diyerekten adam Müslüman oluyor. Düşünebiliyor musunuz? Gayrimüslimin bile Müslümanlığına vesile olan bir durum. O halde eğer hasmını mağlup etmek, yenmek istersen fenalığına karşı iyilikle mukabele. Çünkü eğer fenalıkla mukabele edersen husumet tezahür eder. Gittikçe ne olur? Kangrenleşir. At artar. Zahiren mağlup bile olsa, o anda yenik duruma düşmüş, mahcup olmuş ise bile kalben kim bağlar? İçindeki düşmanlık gittikçe büyümeye başlar. Artık yutar kavim ve kabilesini, bütün milletini. Adaveti idame eder. Orada bitmez. İlelebet yedi sülalesine kadar sürdürür. Eğer iyilikle mukabele etsen nedamet eder, sana dost olur. Ne gibi? İza ente ekremtel kerime melektehu ve in ente ekremtel le'ime temerreda. Yani sen
kerim bir kişiye, güzel bir kişiye ikram edersen ona sahip olursun. Yani bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı vardır. El insanu abidul ihsan. İnsan ihsan edenin, iyilik yapanın kuludur. Manası tahakkuk eder. Yine ve in ente ekremtel le'ime, ama nevmedip kınanacak. Kötü bir kimseye bile ikram etsen temerrede. Onu o kötülüğünden döndürmüş olursun. Yani o düşmanlığını idame ettirmezsin. Hükmünce müminin şe'ni kerim olmak. Güzel, hoş, cömert, iyi düşünceli olmak. Senin ikramınla, iyi davranışınla sana musahhar olur. Zahiren le'im bile olsa, dış görünüşte kınanan bir insan bile olsa iman cihetinde kerimdir. Evet. Fena bir adama iyisin iyisin desen iyileşmesi ve iyi adama fenasın fenasın desen fenalaşması çok mutlu olur. Çünkü görüyoruz. Kötüysem kötü. Ne olmuş yani? Var mı diyeceğim. Tamam kötüyüm ben. Adam sonra hakikaten yani kötü değilse bile kötülüğe sahip çıkıyor. Öyleyse وَاِذَا مَرُّ بِاللّٰهِ مَرُّ كِرَامًا. Yani burada o müşrikler Müslümanların yanından geçerken onlara kötü söz, lüzumsuz söz söyleyerek geçiyorlar. Yani bir derece aslında tahrik ediyor. Ama siz ne yapınız? Gayet kerim bir şekilde. Mukabeleyi bir misil etmeyiniz. Güzel bir şekilde karşılıkta bulununuz. Çünkü onun ağzıyla ona mukabele edildiği zaman onun ağzı durumuna düşülmüş olur. Ve böylece ve in tafu ve tasfahu ve tafiru. Eğer siz onu affeder, musafahada bulunur, kucaklarsanız ve mağfiret ederseniz fe innallaha gafur rahim. Çünkü amenna. Hep sonunu Allah öyle bitiriyor. Kendisi de gafurdur, rahimdir, affedicidir, bağışlayıcıdır gibi desatir kusiyeyi Kur'aniye, Kur'an'ın bu düsturlarına, kutsal olan, yüce olan bu düsturlarına kulak ver. Saadet ve selamet. Dördüncü düstur, ehli kin ve adavet hem nefsine, hem mümin kardeşine, hem rahmet-i ilahiye zulmeder, tecavüz eder. Kin ve düşmanlık sahipleri. Çünkü kin ve adavet ile nefsini bir azabı elimde bırakır. Hasmına gelen nimetlerden azabı ve korkusundan gelen elemi nefsine çektirir. Nefsine zulmeder. Eğer adavet, düşmanlık hasetten gelse çekememezlikten. O bütün zıttır. Çünkü haset evvela hasidi, haset edeni ezer, mahveder, yandırır. Mahsut hakkında, haset edilen hakkında zarar ya azdır veya yoktur. Mesela ibretlik bir durum hasedi anlatması açısında ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ateşin odunu yiyip bitirdiği gibi haset de insanların amelini yer bitirir diyor. Bu şuna benziyor. Bir beldede adamın birisi çok hasutmuş, haset ediyor, komşusunu bir türlü çekemiyor. Komşusu neye sahip olursa olsun, adam komşusunun kendisinden fazla sahip olduğunu çekemediği için aynısına sahip olma gayreti içerisine giriyor. Demek ki bunun bu çekememezliği o hale gelmiş ki, o beldenin yöneticisinin dikkatini çekiyor, adamı çağırıyor. Diyor ki, bak diyor, benden ne istersen iste, ne dilersen dile vereceğim sana. Ama bir şartla, sana verdiğimin iki katını komşuna vereceğim. Adam düşünüyor. Bir ev istese komşusunun iki tane olacak. Yani bir bahçe istese komşusunun iki bahçesi olacak. Ne isterse istesin komşusu iki katı bir birikime sahip olacağını düşününce adam zaten haset çekemiyor. En sonu dayanamayarak diyor ki efendim diyor ne olur diyor benim bir gözümü alın diyor. Benim bir gözümü alın. Çünkü komşunun iki gözü alınacak. Sırf komşunun iki gözü alınsın çıksın diye kendi bir gözünün çıkmasına razı oluyor. İşte haset böyle bir yangın, bir ateştir. Peki çaresi yok mu? Var. Hasedin çaresi. Hasit adam, haset eden adam, haset ettiği şeylerin akıbetini düşünsün. Neye sahip olacak? Ev, bahçe neyse. Neticesini düşünsün. Ta anlasın ki rakibinde olan dünyevi hüsn, o güzellikler ve kuvvet ve mertebe ve servet fanidir, muvakkattır. Geçici yani. Kabir kapısına. Faydası az, zahmeti çoktur. Eğer uhrevi meziyetler ise çok namaz kılıyor. Çok takva birisi. Böyle bu durumda bir farklılığı varsa zaten onlarda haset olamaz. Yani onda nasıl çekememez diyorsun. Eğer onlarda dahi haset yapsa, çekemiyorsa vay nasıl komşum geceleri teheccüd namazına kalkar benden ayrı olaraktan. Sen de kalk o zaman. Yani onun o
teheccüd namazı kılmasını ve ibadetteki ziyadeliğini tahammül edemiyorsa, haset yapsa, o zaman ya kendisi riyakardır. Demek ki kendisi yaptığı ibadetleri Allah için yapmıyor. Komşusuyla rekabet etmek için yapıyor demek ki. Riyakar. Ahiret malını dünyada mahvetmek ister. Veyahut mahsudu, o haset edileni riyakar zanneder. Haksızlık eder, zulmeder. Her iki cihette de yanlıştır. Hem ona gelen musibetlerden memnun ve nimetlerden mahzun olup üzülüp kader ve rahmeti ilahiyeye onun hakkında ettiği iyiliklerden küsüyor. Adeta kaderi tenkit ve rahmete itiraz ediyor. Kaderi tenkit eden başını örse vurur kırar. Vah vah, niye böyle oldu, şöyle oldu? Tamam da yani sen neticenin ne olacağını biliyor musun? Yok. Onun için rahmete itiraz eden rahmetten mahrum kalır. Burada esas olan nedir? Men amene bil kader, emine biner keder. Kadere iman eden keder ve sıkıntılardan emin olur. Bir teslimiyettir. Acaba bir gün adavete değmeyen bir şeye, bir sene kin ve adavetle mukabele etmeyi hangi insaf kabul eder? Bozulmamış hangi vicdana sığar? Halbuki mümin kardeşinden sana gelen bir fenalığı bütün ona verip onu mahkum edemezsin. Çünkü evvela kaderin onda bir hissesi var. Allah. Ne yapacaksın? Kader. Ne yapacaksın? Onu çıkarıp o kader ve kaza hissesine karşı rıza ile mukabele etmek gerekir. Ne oldu? Suç düştü. Saniyen nefis ve şeytanın hissesini de ayırıp o adama adavet değil, belki nefsine mağlup olduğundan acımak ve nedamet edeceğini, pişmanlık duyacağını beklemek. O cihette de ne yapacaksın? Oradan da yüzdeliğini kırpacaksın. Salisen üçüncü olarak. Sen kendi nefsinde görmediğin veya görmek istemediğin kusurunu gör. Allah Allah, olmaya ki ben de olayım. Tamam da ben mi belki yanlış gidiyorum? Belki ben yanlış hareket ediyorum. Deyip kusurunu gör kendi. Bir hisse de ona ver. Sonra baki kalan küçük bir hisseye karşı en selametli ve en çabuk hasmını mağlup edecek af ve saf ile. Vafu vasfahu, demin ayette de olduğu gibi, affetmek ve müsafaha ile, bağışlamak ile ve ulu cenaplıkla, yüksek duygululuk ile mukabele etsen, zulümden ve zarardan kurtulursun. Yoksa sarhoş ve divane olan ve şişeleri ve buz parçalarını elmas fiyatıyla alan cevherci bir Yahudi gibi, beş paraya değmeyen fani, zail, geçici, muvakkat, ehemmiyetsiz, umur dünyevi, dünya işlerini, güya ebedi dünyada durup ebedi beraber kalacak gibi şiddetli bir hırs ile dört elle sarılırcasına ve daimi bir kin ile mütemadiyen bir adavetle mukabele etmek, sıgay mübalağı ile abartılı derece. Öncekinde de geçtik. İnde okâne zalûmen cehûlâ. Abartılı derecede mübalağalı ismi fail olarak çok zalim ve çok cahil manasına masadak olur. Mübalağa ile bir zalûmiyettir veya bir sarhoşluktur ve bir nevi divaneliktir. İşte hayat-ı şahsiyece bu derece muzur, zararlı olan adavete ve fikri intikama eğer şahsını seversen, yol verme ki kalbine girsin. Eğer kalbine girmiş ise onun sözünü dinleme. Bak, hakikat bin olan hakikatı gören Hafız-ı Şirazi'yi dinle. Dünya ne meta'is ki erzed binizai, yani dünya öyle bir meta değil ki, öyle bir mal değil ki, bir niza değilsin, üzerinde bir münakaşa edeysin. Burada şu aklıma geldi. Mevlana müritleriyle giderken, affedersiniz, köpekler böyle birbirlerine sarılarak ne kadar güzel oynuyorlarmış. Sarmaş dolaş bir vaziyette. Müritleri hocalarına, Mevlana'ya demişler, hocam ne kadar güzel anlaşıyorlar. Ne kadar güzel anlaşıyorlar deyince, Mevlana onlara demiş ki, bir de demiş bir kemik atın ondan sonra bir bakın. Yani bir kemik bakın ondan sonra at, bakın onlara. Yani önlerine bir kemik atın, aynı samimiyet, sadakati gösterecekler mi? Samimiyeti gösterecekler mi? Yani onun için dünya malını öyle bir mal değil ki bir niza, üzerinde bir münakaşa edeysin. Hatta bir latife de olsa bir kıssa kabilinden bir şey anlatayım. Kayserili birisinin, Kayseriler malum maneviyatta da maddiyatta da dengede gidiyor ama şimdi madde biraz öne çıkmış gibi. Böylece Rum komşusu soruyor o Müslüman olan Kayseriliye. Ya diyor kardeş diyor, ben diyor Müslüman olacağım diyor.
Müslümanlığın şartı ne? İslam'ın şartı kaç diyor? Neyi? Şöyle Kayseri'li biraz düşündükten sonra diyor ki İslam'ın şartı diyor 8 diyor. Biraz Rum irkiliyor. Ya diyor ben öyle sağdan soldan onun 5 olduğunu duydum diyor. Yani bir yanlış yok mu diyor. O bize gelişi diyor. O 5 bize gelişi diyor. Yani onun için yani kendisine gelişi ayrı demek üstüne bir de karını da koyuyor demek ki. Yani onun için dünya metaa değmez yani. Çünkü fani ve geçici olduğundan kıymetsizdir. Koca dünya böyle ise dünyanın cüz'i işleri ne kadar ehemmiyetsiz olduğunu anlarsın. Hem demiş asayiş du kiti tefsiri imdu harfez, badüstan mürved, badüşmenen müdara. Yani iki cihanın rahat ve selametini iki harf tefsir eder, kazandırır. Dostlarına karşı mürüvvet kârâne muâşeret ve düşmanlarına sulh kârâne muamele etmektir. Eğer desen, ihtiyar benim elimde değil, yani seçme durum, iradem pek sahip olamıyorum, meşiyete pek sahip olamıyorum, ihtiyar elimde değil, öyle bir seçme durumum yok. Fıtratımda, yaratılışımda adavet, düşmanlık var. Hem damarıma dokundurmuşlar, vazgeçemiyorum. Elçallah. Su-i hulk, kötü ahlak. Ve fena haslet eseri gösterilmezse ve gıybet gibi şeylerle ve muktezasıyla amel edilmezse kusurunu da anlasa zarar vermez. Madem ihtiyar senin elinde değil vazgeçemiyorsun, senin manevi bir nedamet, bir pişmanlık, gizli bir tevbe, içten içe. Artık ağlayarak mı olur, sızlanarak mı olur, yakınarak mı olur ve zımni gizli bir istiğfar hükmünde olan kusurunu bilmen ve o haslette haksız olduğunu anlaman onun şerrinden seni kurtarır. Zaten bu mektubun bu mebhasını yazdık ta bu manevi istiğfarı temin etsin. Haksızlığı hak bilmesin, haklı hasmını, düşmanını haksızlıkla teşhir etmesin. Cahil dikkat bir hadise bir zaman bu garaskarane tarafkirlik neticesi olarak gördüm ki mütedeyyin bir ehli ilim, dindar, inançlı, bir ilim ehli o da. Fikri siyasisine muhalif, aykırı bir alim-i salih, salih olan, iyi amel işleyen alim bir zatı tekfir derecesinde tezif etti. Kafir. Maalesef 70'lerden beri o hastalık vardı. Çok şükür şimdi o kadar kalmadı. Bazen geliştirilmeye çalışılıyor ama 70'lerde hakikaten dehşetliydi. En basit bir şeydi. Kafir. Kafir oldu. Ya kafirsin. Hakikaten çok yaygındı. Yani isterseniz ben kendim de yaşadığım için söyleyeyim bir hastalık. Yani en azından bir tarihi bir hatıra olur. Şu anda 2021 yılının Ramazan'ındayız. Tam da tekabül etti, uygun geldi, doğru. 87 yılında Adıyaman'da bir imam arkadaş, Mustafa Hocam, dedi ki, hocam dedi gel bizi de dedi camide dedi bir sohbet yap dedi, Ramazan sohbeti. Teravihten önce, olur hocam. Gittim, sohbeti yaptım. Sohbeti yaptım. Hocam dedi, sohbeti yaptım, bir de namaz kıldır dedi. Tamam, kıldırdım. Namazı da kıldırdım. Ondan sonra cemaat çıktı. Bir imam, ben imam olarak ben kaldım. Bir o imam arkadaşımız Mustafa Hoca kaldı. Bir de hemen birinci safta oturan, böyle başını eğmiş, düşünceli bir vaziyette bulunan 3 kişi kalmıştı. O sırada Mustafa Hoca dedi ki, hocam dedi bugün cuma gecesiydi. Aa dedim unuttum hocam ya. Hatırımda olsaydı dedim, yani tecdidi iman, tecdidi nikahı yapardık dedim. Çünkü bizde güzel bir adetti. Hakikaten ben de yıllarca bu işi yaptım yani. Yıllarca bu işi yaptım. O cuma gecesi olduğunu bilemediğimiz için o mana bir de zaten teravihte kıldık. Ama gene de yapıyorduk. O sırada hoca efendi dedi ki hocam bir şey olmaz dedi. O öyle der demez hemen öndeki demesin mi? Adam affedersiniz 45-50 yaşında kartlaşmış durumda da demesin mi ki ne olur kafir olur. Kafir olur. Allah. Tabii ben yüklendim, hoca yüklendi ona. Yani anlatmaya çalıştık ama adam ne özür diledi ne şey. Hiç, böyle gayet rahat. Hiç, dedi kafir olur. 5-50 yaşlarında da birisiydi. Yani hakikaten. Maalesef bu hastalık, bu zihniyet, bozuk zihniyet maalesef yok değildi. Açıkça tekfir suretinde. Oysa onu bilmedi ki, diyelim ki o tekfir ettiğinde o sıfat bizde yok ise o döner kendisine gelir, kendisi kafir. Kendisi kafir olmuş olur.
ki bunu daha değişik ele almıştır. Yani bir mesela üstad diyor, Yezid ve Velid gibilere lanet caiz midir? Caizdir ama vacip değildir. Yani yapılabilir. Ama tersi olursa eğer onların akıbetinin ne olacağını bilmiyoruz. İmanla gitmiş ise, yani tekfir eden kişi kafirlikle itham etmiş ise, lanetlikle itham etmiş ise, o özellik onda yok ise o havada kalmaz. Döner sahibine gelir. Yani o kişi aslında kendi kendisini tekfir ettiğinin farkında değildi. Maalesef böyle bir cehalet de vardı. Ve kendi fikrinde olan bir münafığı, bu siyasette maalesef daha da çok oluyor. Ve kendi fikrinde olan bir münafığı hürmetkârâne methetti. İşte siyasetin bu fena neticelerinden çıktım. Euzubillahimineşşeytanimissiyaset dedim. Yani hem şeytandan hem siyasetten Allah'a sığınırım dedim. O zamandan beri hayat siyasiyeden çekildim. Çünkü en başta girişte de o tarafgirlik, kin, adavet en çok beslenilen yer, atılan tohum siyasette. Çünkü çok rahatlıkla siyasette adam tekfir edebiliyor. Kafir olacaksın, kafirsin sen. Falan işte partiye veriyorsun. Yani olumsuz bir parti de olsa bu durumda tekfir edilemez ki. Olumsuzluğunu dile getir o partinin. Ama bu manada o partinin hepsi kafirdir deyip de içinde %5 oranında da insan var ise %95'i küfre atmak elbette ki ne dinidir, ne insanidir, ne vicdanidir. İnsaf düsturlarına sığmaz. Beşinci vecih, hayat içtimaiyece, toplum hayatınca inat ve tarafgirlik gayet muzır, zararlı olduğunu beyan eder. Erden ise, hadiste ihtilaf ümmeti rahmetün, yani ümmetimin ihtilafı rahmettir. Aynen hadiste bu mana var denilmiş. İhtilaf ise, yalnız buradaki ihtilaf, tarafgirliği iktiza ediyor. Burada soru cevap gelecek. Hem tarafgirlik marazı, hastalığı, mazlum avamı, zalim havası şerrinden kurtarıyor. Çünkü bir kasabanın ve bir köyün havası, üst tabakası, ittifak etseler mazlum avamı ezerler. Bir zamanlar öyleydi, belli bir parti içerisinde. Havas denilen üst kademe valisine varıncaya kadar o partiye mensuptu. Onun için milleti eziyordu. Tarafgirlik olsa mazlum bir tarafa iltica eder kendisini kurtarır. Hem tesadüm-i efkardan, fikirlerin çarpışmasından ve tehalüf-i okulden, akılların farklılığından hakikat tamamıyla tezahür eder. Böyle bir soru. Yani ihtilaf-ı ümmeti rahmetün doğrultusunda. El-Ceva. Birinci suale deriz ki, yani ümmetimin ihtilafı rahmettir. Hadisteki ihtilaf ise müsbet ihtilaftır. Yani hakkı aramak amacıyla. Yani her biri kendi mesleğinin tamir ve revacına sahi eder. O yönde gayret gösterir. Başkasının tahrip ve iptaline değil, belki tekmil ve ıslahına çalışır. Ama menfi ihtilaf ise, yani müsbet manada yapıcı olarak da, ama menfi ihtilaf ise yıkım, tahrip, tekfir Allah korusun, tel'in amacıyla, garazkârâne, adavetkârâne birbirinin tahribine çalışmaktır. Hadisin nazarında merduttur. Çünkü birbiriyle boğuşanlar müsbet hareket edemezler. Burada da bir hatıramı gene anlatayım. 90 yıllarındaydım. Malatya'nın meşhur bir zatı, Allah rahmet etsin, vefat etti. Bir arkadaşın yanına gittiydim. Belediyede yanına kültür müdürü olaraktan değerli arkadaşımın yanına gittim. O sırada o zat da orada onunla konuşuyordu. Ben de o konuşma üzerine geldim. Baktım ki o arkadaşa diyor ki o zat, işte tenkit de ibadettir diyor. Tenkit de ibadettir. Bu bende dank etti o zaman. Ve konuşmayı biraz dinledikten sonra dedim ki bu manada eğer tenkit dedim ibadet ise en büyük ibadeti şeytan yapmıştı o zaman. Şeytan yapmıştı. Çünkü ilk tenkit eden münekkit, tenkit edici şeytandır. Başta Allah'a tenkit etti. Cenab-ı Hakk'ı tenkit etmiş oldu. Hatta kendisine dedim ki bu sözünüzü bir makale olarak yazabilir miyim? Yaz dedi hocam. Ve yazdım. Yani tenkit derken burada yapıcı olması lazım. Yani genel, çünkü o genel söylediydi. Yani genel bir mana ifadesiyle, yani ümmetimin ihtilafı rahmettir diyerekten ayrılık, farklılık, karşıdakini tenkit etmek, doğru yanlış demeden aynen şeytani bir tavır içerisinde her konuda muhalefet etmek. Bu hastalık da var toplumda. Bazılarında bu var. Yani ne dersen de adam karakteri o, yapısı o yani. Muhalefet etmek zihniyetinde ya. Tabii altyapı olmayınca aklım almıyor. Tamam da senin aklının akıl olması lazım. Senin aklın ölçü değil ki, mihenk değil ki. Yani onun için bu manada tenkidin yapıcı olması lazım, yıkıcı olmaması lazım. Çünkü aynen öyle, hakikaten öyle. Birbirleri boğuşanlar müsbet hareket edemezler.
İnternette bir video var, hakikaten çok düşündürücü. İki geyik birbirleriyle kafa kafaya kavga ediyorlar. Bir aslan birinin arkasına gelmiş, bir çıta onu yere indirmeye çalışıyor. Hala buna rağmen o geyikle kavga etmeye devam ediyor. Oysa diğer taraftan çıta adam arkasından gelmiş, pençesini vuruyor, onu yatırmaya çalışıyor. O hala arkaya dönüp de o duruma müdahale etmiyor. Hala o geyikle boynuz boynuza, kafa kafaya vurmaya çalışıyor. İşte onun için Müslümanların bu zamandaki sıkıntısı o. Yani İngiliz'i, bilmem nesi, Amerika'sı, İsrail'i, şunu bunu gelmiş Müslüman'ı arkadan pençeliyor. İki Müslüman geyik birbirleriyle boynuz boynuza çarpışıyor. Hadi buyur. Çünkü birbirleri boğuşanlar müsbet hareket edemez. Mantıklı düşünemez. Akıllı hareket edemez. Ve Allah korusun düşmanı sezemez. Düşmanı sezemez. Çünkü onunla meşgul değil ki. Dostuyla, kavgasıyla meşgul. İkinci suale deriz ki tarafgirlik. Yani biri bir tarafa iltizam eder. Nasıl manası? Tarafgirlik eğer hak namına olsa, haklılara merci olabilir. Yani hak namına olsa ne gibi mesela? İşte malumunuz dağ gibi odunları yığan Nemrut, Hazreti İbrahim'i Şanlıurfa'dan o mancınıkla ateşe atıyor. O sırada karıncanın birisi ağzına su almış gidiyor. Dostları soruyor, hayrola nereye? Ateşi söndürmeye. Bu ağzındaki suyla mı? En azından diyor, tarafımı belirtirim diyor. En azından tarafımı belirtirim. Yani Nemrut'tan taraf olmayıp İbrahim'den taraf olduğumu gösteririm. Veya en azından o yolda ölürüm ya, o hak yolunda ölürüm ya. Öyle, yani en azından üstad yine diyor, tarafı muhalifi iltizam, yani zıt tarafı iltizam etmek, onun fikirlerini kabul etmek. Yani onun için ben bir tarafına hareket, tarafı muhalifi iltizamdır. Ve yine insan tarafsız olamaz. Ben tarafsızım diyemez. Öyle dediği zaman demek ki muhalif tarafı iltizam ediyor. Niye? Çünkü insan mutlaka bir hak tarafıdır. Yani hakkın tarafıdır. Haksızlığın, işte ben ne haklıdan ne haksızdan taraf değilim. Ha, o zaman demek ki sen haksızdan tarafsın. Ben ne haklıdan yanayım ne de haksızdan yanayım. Diyor ise insan, %100 o insan haksızdan taraftır. Çünkü haktan taraf değil ki. Yani eğer haktan taraf olmuş olsaydı haklıdan taraf olmuş olurdu. İkinci sual ederiz ki tarafgirlik eğer hak namına olsa haklılara melce bir sığınma yeri olabilir. Fakat şimdiki gibi garazkârâne, düşmanca, nefis hesabını olan tarafgirlik haksızlara melcedir. Haksızların sığındığı bir yerdir ki onlara noktayı istinat teşkil eder. Bu bazen dernek, bazen parti olarak bunu çok açık görüyoruz. Haksızlar bakıyorsun bir çatı altında toplanmış haksızlıklarını yürütüyor. Güya o parti, o dernekte o sırf haksızları muhafaza etmek için ondan taraf oluyor. Haksızlıklara taraf oluyor. Çünkü garazkârâne tarafgirlik eden bir adama şeytan gelse, onun fikrine yardım edip taraftarlık gösterse, o adam o şeytana rahmet okuyacak. Eğer mukabil tarafa melek gibi bir adam gelse, ona haşa lanet okuyacak derecede bir haksızlık gösterecek. Çok açık. Yani 100 sene önce de yazılsa, bugün de aynı şekilde bu mana var. Adam bir şahsı düşmanlıktan dolayı, yani vatana ihaneti bile gayet rahatlıkla normal görebiliyor. Yani şahıs hedefli veya parti hedefli olunca çok rahatlıkla düşmanla ittifak edip bir araya gelip vatanın her meselesi konusunda çok rahatlıkla ihanet içerisine girebiliyor. İhanette ortak olabiliyor. Niye? Çünkü diyor o benim düşmanımın düşmanı benim dostumdur diyor. O hainle dostluk yapabiliyor. Aynı hastalık, zihniyet çok açık ve net. Evvelden bu münafıkhane yapılırdı da şimdi çok açık ve net olaraktan açıktan yapılıyor. Üçüncü sual ederiz ki, hak namına, hakikat hesabını olan tesadüm-i efkar ise, fikirlerin çarpışması ise, maksatta ve esasla ittifak ile beraber temelde, vesailde, vesilelerde, vasıtalarda, araçlarda ihtilaf eder. Temel önemli olan temel meselelerde. Çünkü insanın bir başkasıyla %100 noktada aynen ittifak etmesi mümkün değil. Bu yani fıtrata da aykırı bir şey. Hakikatin her köşesini izhar edip hakka ve hakikata hizmet eder. Fakat tarafgirane, tarafça ve garazkârâne, düşmanca, firavunlaşmış nefsi emmare hesabına, hotfuruşluk, kendini beğenme,
Şöhret pervane tanınsın, bilinsin, öne çıksın. Bir tarzdaki tesadüm efkardan, fikri çarpışmadan ki bunu da görüyoruz. Adam geliyor caminin duvarına bevletiyor. Niye? İşte efendim benden bahsetsinler. Televizyona çıkıyor, darbe şakşakçılığı yapabiliyor. Niye? İşte benden herkes bahsetsin diye. Yani tükürseler de onu rahmet zannediyor. Niye? Ondan bahsediliyor ya. Bir şöhret var ya. Şöhret hastalığı var ya. Ondan dolayı o azabı rahmet olarak görebiliyor. İşte o bu tarzda bir tarzdaki tesadüm-i efkardan barikayı hakikat değil. Hakikat parıltıları, şimşeği, ışığı değil. Belki fitne ateşleri çıkıyor. Fitne de uyumaktadır. Uyandıranı Allah lanet etsin. Onun için muhtelif yerlerde ateşler, yangınlar çıkartılıyor. Çünkü maksatta ittifak lazım gelirken temel noktalarda. Öylelerin efkarının küre-i arzda dahi noktayı telakisi, kabul noktası bulunmaz. Hak namına olmadığı için nihayetsiz müfritane gider. Aşırı, kaba, yıkıcı. Kabili iltiyam olmayan, düzeltilmeyen inşikaklara, parçalanmalara, bölünmelere sebebiyet verir. Hali alem buna şahittir. İslam dünyası da memleketimizde maalesef buna şahittir. Elhasıl, özetle. El hubbu lillah, Allah için sevmek. Vel budu fillah, Allah için düşmanlık beslemek. Vel hükmü lillah, Allah için hüküm ve karar vermek. Olan desatiri âliye bu yüksek düstur. Düstur hareket olmazsa, hareket yöntemi olmazsa nifak ve şikak meydan alır. Evet, el budu fillah vel hükmü lillah demezse, o düsturları nazara almazsa adalet etmek isterken zulmeder. Cahi ibret bir hadise, bir vakit İmam Ali radıyallahu anh bir kafiri yere atmış. Kılıncını keseceği zaman o kafir ona tükürmüş. O kafir bırakmış, kesmemiş. O kafir ona demiş ki, neden beni kesmedin? Dedi, seni Allah için kesecektim. Fakat bana tükürdün, hiddete geldim. Nefsimin hissesi karıştığı için ihlasım zedelendi. Onun için seni kesmedim, o kafir ona dedi. Beni çabuk kesmen için seni hiddete getirmekte. Madem dininiz bu derece safi ve halistir, o din haktır dedi. Ne oldu? Onu kazanmış oldu. Ve böylece onu cehenneme götürmedi. Cennete götürmüş oldu. Hemmedar dikkat bir vaka. Bir zaman bir hakim bir hırsızın elini kestiği vakit, eseri hiddet gösterdiği için ona dikkat eden adil amiri onu o vazifeden azletmiş. Çünkü şeriat namına, kanun-u ilahi hesabına kesse idi, nefsi ona acıyacak idi. Ve kalbi hiddet etmeyip, fakat merhamet de etmeyecek bir tarzda kesecekti. Demek nefsine o hükümden bir hisse çıkardığı için adaletle iş görmemiştir. Çünkü İslam hukukunda da hedef ve gaye amaç suçluyu cezalandırmak değildir. Birinci hedef bu değildir. Birinci hedef masumu korumaktır. Masumun ve toplumun hakkını korumak. O diğer cezalandırma ikinci, üçüncü derecede. Birinci derecede masumların ve mazlumların hakkının korunması esastır. Burada da eğer Allah namına bu işi yapmış olsaydı, onun böyle bir kötülük içerisine düştüğü için düştüğünden dolayı üzülecekti. Hiddet göstermeyecekti. Cahi teessüf bir haleti içtimaiye ve kalbi İslam'ı ağlatacak müthiş bir marazı hayat içtimai. Harici düşmanların zuhur ve tehacümünde, hücumunda, dahili adavetleri unutmak ve bırakmak olan bir maslahat-ı içtimaiyeyi, toplumsal faydayı en bedevi kavimler dahi takdir edip yaptıkları halde, şu cemaat-ı İslamiye'ye, İslam topluluklarına hizmet dava edenlere ne olmuş ki? Birbiri arkasında tehacüm vaziyetini alan hassiz düşmanlar varken, o da 7 düvel değil, 77 düvel. Cüz'i adavetleri, düşmanlıkları unutmayın, düşmanların hücumuna zemin hazır ediyorlar. Hatta yardım ediyor. Gel beraber yıkalım, bitirelim, darbe yapalım. Şu hal bir sukuttur, düşüş, aşağılıktır. Bir vahşettir, bir dehşet, korkunç bir hal. Yani aynen vahşi canavarlar gibi. Hayat-ı içtimaiye-i İslamiyet'e bir hıyanettir. Hem bir ihanet, hem bir hıyanettir. En büyüğü de bir hıyanettir. Medar-ı ibret bir hikaye. Bedevi aşiretlerinden Hasenan aşiretinin birbirine düşman kabilesi varmış. Birbirinden belki 50 adamdan fazla öldürdükleri halde, Sipkan ve Haydaran aşireti gibi bir kabile karşılarına çıktığı vakit, o iki düşman taife, eski adaveti düşmanlığı unutup omuz omuza verip,
o harici aşireti def edinceye kadar dahili adaveti, düşmanlığı hatırlarına getirmezlerdi. İşte ey müminler, ehl-i iman aşiretine karşı 2 milyar Müslüman, tecavüz vasiyetini almış ne kadar aşiret hükmünde düşmanlar olduğunu bilir misiniz? 77 düvel. Birbiri içindeki daireler gibi 100 daireden fazla vardır. Her birisine karşı tesanüt ederek dayanışma içerisinde olarak el ele verip müdafaa vaziyeti almaya mecbur iken, mecbur, yok yapmam değil mecbursun. Onların hücumunu tesil etmek niye? Yapmazsan onların hücumunu kolaylaştırmış olursun. Yedikler ve delikler açıp kapıyı açmış olursun, kalenin kapılarını açmış olursun. Onların harim İslam'a, İslam'ın harem dairesine girmeleri için kapıları açmak hükmünde olan garazkârâne tarafkirlik ve adavetkârâne inat hiçbir cihetle ehli imana yakışır mı? O düşman daireler ehli dalalet ve ilhattan, inkarcılardan tut, ta ehli küfrün alemine, ta dünyanın ehval, korkulu, korkunç ve mesaibine, musibetlerine kadar birbiri içinde size karşı zararlı bir vaziyet alan, birbiri arkasında size hiddet ve hırs ile bakan, belki 70 nevi düşmanlar var. Bütün bunlara karşı kuvvetli silahın ve siperin ve kal'an korunma yolu, kuvvet-i İslamiyedir. Bütün bunlara karşı kuvvetli silahın ve siperin ve kal'an o kuvveti İslamiyedir. İslami kardeşlerdir. Bu işin sırrı. Bununla ancak mümkün olur. Bu kal'an İslamiyeydi, İslamiyeyi, bu İslam'ın kalesini küçük adavetlerle, düşmanlıklarla ve bahanelerle sarsmak ne kadar hilaf-ı vicdan, vicdana aykırı, vicdansızlık ve ne kadar hilaf-ı maslahat-ı İslamiye olduğunu bil ayın. Hadis-i şerifede, hadis-i şeriflerde gelmiş ki, ahir zamanı Süfyan ve Deccal gibi nifak ve zendeka başına geçecek, zındıklık başına geçecek. Eşhası müteşey muzırraları İslam'ın ve beşerin hırs ve şikakından, bölünmesinden ve parçalanmasından istifade ederek az bir kuvvetle nevi beşeri, insanlığı her cümerç eder, karıştırır. Ve koca alemi İslam'ı esaret altına alır. İşte İslam dünyasının tam bir ateş çemberi içerisinde olması bu sıkıntının bir neticesi değil mi? İşte İslam dünyasında bir yangın, her tarafta bir yangın. İşte neden? Harici düşmanla ortaklık, ondan sonra kendisi, Müslümanların kendi kendileriyle uğraşmalar. Ne yapıyor? Düşmanın işini kolaylaştırmış. Ey ehli iman! Zillet içinde esaret altına girmemek isterseniz aklınızı başınıza alınız. İhtilafınızdan bölünüp parçalanma, dağılmanızdan, istifade eden zalimlere karşı innemel müminûne ihvetun. Muhakkak ve elbette ki müminler birbirlerinin kardeşleridirler. Kal'ayı kutsiyesi içerisine giriniz. Bu Allah'ın emridir, hükmüdür, manasıdır, ifade ve beyanıdır. Tahassun ediniz, burada sığınınız. Yoksa ne hayatınızı muhafaza ve ne de hukukunuzu müdafaa edebilirsiniz. Malumdur ki iki kahraman birbirleri boğuşurken bir çocuk ikisini de döyebilir. Demin o geyik misalinde verdik. Bir mizanda, terazide iki dağ birbirine karşı muvazenede bulunsa, bir küçük taş muvazenelerini, onların dengelerini bozup onlarla oynayabilir. Birini yukarı, birini aşağı indirir. İşte yani İsrail'in Orta Doğu'da yaptığı gibi. Yani İslam dünyası rahatlıkla, çok rahatlıkla bertaraf edebilir ama tam tersine. Bir İsrail, 60'a yakın İslam dünyasıyla, memleketiyle, onlarca Arap ülkesiyle vesaireyle oyun oynuyor. Birini indiriyor, birini havaya kaldırıyor. Yıllarca bizle de oyun oynadığı gibi. Niye? Diğerlerinin ihtilafı onun işine yarıyor. Mesela şimdi de Kürt devleti kurmak için her türlü maddi manevi desteği veriyor. 20 devleti de arkasına almış. Niye? Çünkü böylece Orta Doğu'da bir Kürt devleti, sosyalist bir Kürt devleti kurulursa, o zaman böylece Müslümanların başına bela olan o devlet, Müslümanlarla, birbirleriyle uğraşırlar. Ben her türlü haltımı rahatlıkla yaparım. Böl, parçala, yut. Onları kolay yutarım. Yani bir Osmanlı'yı yutmam, o büyük ekmeği yutmam zor ama böl, parçala, dilimlere ve lokmalara ayırırsam çok rahatlıkla yutarım diye işte 300 seneden beri İttihat ve Terakki'den 150 seneden beri, 100 seneden beri yapılan işte ey ehli iman.
ihtiraslarınızdan, hırslarınızdan ve husumetkârâne düşmanca tarafgirliklerinizden kuvvetiniz hiçe iner. Az bir kuvvetle ezilebilirsiniz. Hayat-ı içtimaiyenizle, toplum hayatınızla alakanız varsa el-mü'minu lil-mü'min kel-bünyanil mersus yeşuttu bâdu bâda. Yani mü'min aynen rasasla, yani böylece tamamen araya birbirlerini destekleyip çimento mesabesinde olan müminlerin arasında, ki en başta saydığı gibi binlerce, yüzlerce, onlarca ittifak noktalarını yapmış olan o rasaslarla, yani bakır, gümüş, demirlerin eritilmesiyle bir derece desteklenmiş olan veya yumurta sarısı da diyebilirsiniz, dökülüp kuvvetlendirilmiş olan birbirine destek veren bir bina gibidir. Bir vücudun organları bir binanın taşları mesabesinde birbirine destek veriyor. Ama bir taşı aldığın zaman bakıyorsun o boşluktan rahatlıkla, affedersiniz, sinekle, pislikle, zaman içerisinde diğerlerinin yıkımı çökümü de başlamış oluyor. Düstur-u âliyeyi, düstur-u hayat yapınız. Sefalet-i dünyeviyeden ve şekavet-i uhreviyeden, ahiretteki şikayetten kurtulunuz. Altıncı veci, hayat-ı maneviye ve sıhhat-ı ubudiyye, adavet ve inat ile sarsılır. Çünkü vasıta-i halas, kurtuluş yolu ve vesile-i necat olan, kurtuluş vesilesi olan ihlas, halisiyet Allah için. Bu zayi olur. Zira tarafkir bir muannit, kendi amal-i hayriyesinde, hayırlı işlerinde hasımına tefevvuk ister, üstün gelmek ister. Halisen li veçillah amele pek de muvaffak olamaz. Hem hüküm ve muamelatında tarafkirini tercih eder. Adalet edemez. Benim partim, benim derneğim, benim arkadaşım, benim akrabam, benim soyum diyerekten kendi taraftarlarını etrafında toplamaya başlar. Ki bu da az bir hastalık değil. İşte ef'al ve amal-i hayriyenin fiiller, hayırlı işlerin esasları olan ihlas ve adalet. Husumet ve adavetle kaybolur. Şu altıncı vecih çok uzundur. Fakat kabiliyeti makam kısa olduğundan kısa kesiyoruz. Biz de kısa kesiyoruz. Bundan sonraki sohbetimizde tüm külliyatı tarayaraktan kuvvet meselesini inşallah o şekilde tüm külliyattan ele alaraktan da işlemeye çalışacağız. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim ve ahiru davahum enilhamdülillahi rabbil